Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Taner Uslu, dün Göltürkbükü mahallesinde yaşanan yağışın ardından iş yerlerinde yaşanan su baskınları ile ilgili Kent Haber'e konuştu. Uslu, biz orada proje yaparken imar planlarından yararlandık. Verdiğimiz kodlar, yaptığımız imalatlar ona göredir, dedi. Göltürkbükü mahallesinde dün aniden bastıran ve 10 dakika süren sağanak nedeniyle 14 iş yerini su basıp cadde ve sokaklar dereye dönmüştü. Büyük bölümü kadın olan esnaf, ellerinde kova, kürek ve kazmalarla iş yerlerine dolan suyu tahliye etmek için çalışmıştı. Belediye tarafından kısa bir süre önce döşenen kaldırım taşlarını sökerek sel sularının denize ulaşması için yol açmaya çalışan esnaf, düzenleme yapılırken yolun yükselip dükkanlarının aşağıda kaldığını, bu yüzden de iş yerlerini su bastığını ifade etmişti. Bodrum Belediyesi Başkan Yardımcısı Tamer Uslu, yaşanan durumla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi. Şimdi orada yukarıdan gelen, yoldan gelen bir su oldu. Dogarlara gitmeyen bir yağmur suyu oldu. Orayla ilgili de birkaç esnaf arkadaşımızın iş yerine su girdi. Tabii biz belediye olarak hemen müdahalemizi yaptık. Her konuda arkadaşlarımız oraya gittiler. Yardımcı oldular arkadaşlarımız. Onlara geçmiş olsun diyorum. Biz gerekli önlemlerimizi aldık, alacağız. Yani yeter ki yapılabilecek olan yapılan hatalar, telafisi edilebilecek olan hatalar olsun. Biz onları düzeltiriz, onların fikirleriyle de. Şimdi bayramdan sonra rahat bir dönemimiz var. O dönemde oradaki bir eksikliğiniz varsa gideriz ama dediğim gibi böyle ara yağışlarda ve kısa süreli yoğun yağışlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Bir yerde proje yaparken oranın imar planlarından yararlandıklarını anlatan Uslu sözlerine şöyle devam etti. Bak, biz oradaki hani projeyi düzgün yapmıyorlar gibi bazen serzenişler alabiliyoruz. Biz projelerimizi yaparken oradaki imar planlarından, onaylı olan imar planlarından yararlanırız. Verdiğimiz kodlar, yaptığımız imalatlar hep ona göredir. Yani geçmişten gelen bir yanlışlığı biz de yanlışla devam etmek istemiyoruz. Doğrusunu yaparak devam etmek istiyoruz. Bizim tamamen amacımız bu. Yani biz gelecek seçimleri düşünerek değil, gelecek nesilleri düşünerek iş yapıyoruz, çalışıyoruz. Diğer yaptığımız tüm çalışmalarda da aynı şekilde. Çok yoğun bir çalışma geçirdik. Ezber bozduk diyebiliriz kısacası. Çünkü Yarımada'nın tüm yerinde Bodrum Belediyesi olarak çalışmalarımız sürdü. Bayrama toparladık. Eksiklerimiz var. Ayrıca vatandaşlarımızdan bizim çalışmalarımız sırasında bize anlayışla davranan, yol gösteren, yardımcı olmaya çalışan vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Üzdüğümüz, kırdığımız vatandaşlarımızdan da özür diliyoruz. Ama dediğim gibi tamamen daha yaşanabilir bir Bodrum için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.